Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir lezzete sahip olan paskalya çöreğini yapacağız. Eğer daha önce yapmadıysanız veya tadına hiç bakmadıysanız kesinlikle yapıp hazırlamanız gereken, tatmanız gereken bir lezzet. Bir kere denedikten sonra inanıyorum ki vazgeçemeyeceğiniz lezzetler arasında yerini alacak. Tam orijinal tariftir. Arkadaşımdan çevirmesi için rica ettim. Bu hamurun içinde aslında kuru üzüm de var. Kuru üzüm koymuş olsaydım inanın ki daha da lezzetli olacaktı ama çocuklarım istemediği için eklemedim. Evet, hemen yapımına geçeyim. İlk olarak çöreğimizin hamurunu hazırlayacağım. Hamurumuzun içinde krema olacak. Bu yüzden kremayı öncelikle hazırlayalım. Çünkü ılık bir şekilde eklememiz gerekiyor. Bu yüzden sos tenceremize 250 ml kremayı alıp ılık olacak şekilde ısıtalım. Kremamızı ısıttık, hemen kenara alıyoruz. Yoğurma kabımıza 500 gram un dökelim. Sizin için ölçtüm. Tam 4 su bardağı ve 1 yemek kaşığı dolusu un ediyor. Ardından 1 yemek kaşığı dolusu kuru mayayı ilave edip güzelce karıştıralım. Daha sonra 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Ama isteyenler pudra şekeri de ekleyebilir. Ama hemen şunu da söyleyeyim. Toz şeker daha gevrek olmasını sağlıyor. Son olarak ılıtmış olduğumuz kremayı ve 2 adet yumurta, 1 adet yumurtanın beyazını ekleyip yoğurmaya başlayalım. Hamurun çok iyi yoğrulması gerekiyor. Mutfak şefi ile 5 dakika yoğurdum. Eğer elinizle yoğuracaksanız tam 10 dakika yoğurmanızı öneririm. Çünkü ne kadar iyi yoğrulursa o kadar kıvamlı bir hamur elde etmiş olursunuz. Vermiş olduğum ön ölçüsü tam ama olabildik. Yumurtanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre çok az da olsa gerekebilir. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Hemen size kıvamını da göstereyim. Bakın bu şekilde olacak. Ele yapışmayacak. Üzerini streç film ile örtüp tam 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Ama mutfağınızın ısısına göre mayalanma süresi daha az da sürebilir. Evet, 1 saatin sonunda hamurumun mayası geldi. Üzerindeki streç filmi alıyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde kabardı. Tahtamın üzerine çok az un serpip kabın içerisindeki hamuru üzerine bırakalım. İçindeki hava kabarcıkların çıkması için hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma işlemini lütfen katlayarak yapalım. Evet, rulo haline getirelim. Ardından hamurun 3'te 2'sini kesip kenara alalım. 3'te 2'sini kestikten sonra geriye kalan hamuru 3 parçaya bölüyorum ve her bir parçayı yuvarlıyorum. Evet, 3 çeşit bezemiz oldu. Şimdi her bir bezeyi yaklaşık 25-30 cm uzunluğunda rullar haline getiriyorum. Kuru üzümü hamurumuz mayalandıktan sonra ekleyip tekrar yoğurun. Ardından bezeleri ayırın eğer eklemek isterseniz. Saç örgüsü yapacağım. Yalnız hazırlamış olduğum ruloları ilk olarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime alıyorum. Örgü işlemini orada yapacağım. Önce uç kısımlarını birleştiriyorum. Ardından da saç örgüsü şeklinde örüyorum. Örgünün sonuna geldik. Şimdi buradaki uç kısımları da birleştiriyoruz. Tepsimizi hemen kenara alıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü hamurun 3'te 2'sini ayırmıştık. Yapmamız gereken, ayırmış olduğumuz bu hamuru 3 eşit parçaya bölmek. Ardından da her bir parçayı yaklaşık 15-20 cm boyutunda rulolar haline getirmek.
rulolar haline getirdikten sonra uç kısımlarını birleştiriyoruz. Ardından da saç örgüsü şeklinde örüyoruz. Bakın örgümüzün sonuna geldikten sonra tekrardan altta kalan uç kısmı birleştirelim. Küçük şekilde hazırlamış olduğum saç örgüsünü kenara alıyorum. Şimdi ne yapacağız? İlk başta hazırlamış olduğum saç örgüsünü şekillendirme kısmına geldi. İsterseniz benim gibi ince bir oklava ile tam orta kısmına bastırın veya bu işlemi elinizle yapın. Burada dikkat etmemiz gereken tek bir nokta var. O da çukur açarken kenarındaki şeklin bozulmaması, yani örgü şeklinin bozulmamasını istiyoruz. Bu yüzden bu işlemi lütfen dikkatli bir şekilde yapalım. Orta kısmında açmış olduğumuz çukurun üzerine hazırlamış olduğumuz küçük saç örgüsünü yerleştiriyoruz. Paskalya çöreğimiz hazır. Çok güzel bir şekilde kızarması için ayırmış olduğumuz yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı dolusu süt ekleyip çatal ile çırpalım. Çöreğimizin her tarafına fırça yardımıyla sürelim. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, sizi hiçbir şekilde zorlamıyor, uğraştırmıyor. Son olarak üzerine ister file badem, isterseniz susam serpebilirsiniz. Bende file fındık vardı, onu serptim. Böyle de çok güzel oldu. Fırına vermeden önce tepsi mayası yapacağız. Tam 30 dakika mayalandırmaya bırakıyoruz. Evet bakın 30 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Size diyebilirim ki neredeyse 3 katı kadar. Onun yanında böyle küçük hamurlar görüyorsunuz. O da kızımın yapmış olduğu poğaçaları. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Şu kadar zamanda pişti diyemiyorum çünkü bu sefer dikkat edemedim, kusura bakmayın, ama üzeri kızarana kadar pişmiş olması yeterli. Evet bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen fırından alıyorum. Yumuşacık puf puf oldu. İlk sıcaklığının geçmesini bekledim dilimlemek için. Yaklaşık bir 5 dakikanın ardından dilimleyeceğim. Henüz sıcak olduğu için acaba hamur gibidir mi diye düşündüm ama bakın hemen size içini göstereyim. Gördüğünüz gibi sünger gibi yumuşacık. Pufidik pufidik oldu. Tek kelimeyle muhteşemdi. Lezzetinin garantisini veriyorum arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.